Kamu personel hukukunun dördüncü ünitesinin beşinci sorusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar, ikinci görev yasağının istisnası olarak hangi hizmet sınıflarında yer alan memurlara ek idari görev verilebilir? A. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfı mı? B. Teknik hizmetler ve emniyet hizmetleri sınıfı. C. Mülki idari amirliği hizmetleri, din hizmetleri. D. Mülki idari amirliği hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı. E. Avukatlık hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı. Arkadaşlar, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan tabip, diş hekimi, veteriner, eczacı ve öğretmen ünvanı taşıyan memurlara asıl görevlerinin yanında idari ek görev verilmesi ikinci görev yasağının istisnası olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple arkadaşlar, doğru cevabımız sağlık ve yardımcı hizmetler ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfları olan A şıkkına verilmiştir.